Asıl olan innemel amal bin niyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Ben onların yanlışlarını da makbul tuttum niyetlere halis olduğunda. Evet. Elhamdülillah. Beni sizlerle tekrar kavuşturdu Cenab-ı Rabbil Alemin. Bundan sonra bugün de gittik pansumana. Yavaş yavaş nekahet devrini geçiriyoruz. Anladınız mı bu kelimeyi? Hastalıktan sonraki iyileşme devrine nekahet denir. Ne kadar çok kelime bilirsen o kadar düşüncen engin olur. Kelime sayısını azaltmak cahillerin işidir. Ha, siz bu rejimin telkinlerine aldırmayın. Bu rejim A'dan Z'ye eğitimde, A'dan Z'ye batıldır. Şimdi bu hafta söyleyeceklerim de bu rejim aleyhine olduğu için bir prensip sözü söyleyeyim. Bunu ister savcılara söylenmiş kabul edin, ister hakimlere, ister ihbar yapacak olanlara, kime kabul ederseniz edin. Tenkit hiç kimse için suç değildir. Dünyanın hiçbir yerinde de tenkidi suç sayan bir kanun yoktur. Türkiye'de 5816 sayılı kanun yazıldı, kabul edildiğinden itibaren tenkit suç sayılmıştır. Halbuki kanunda böyle bir mahiyet yoktur. Kanun hakaret eden, heykelini kıran der. Hakaret aşağılatıcı bir kelime kullanmak da olur. Aleniyet lazımdır suç için. En az iki kişinin duyması lazımdır. Tenkit de bunun alakası yoktur. Ben Mustafa Kemal'in icraatını beğenirim de beğenmem de. Ben bu Türk adaletinde, adliyesinde, yargısında, kargısında, çünkü adalet olmaktan çıkmış, yargıya, kargıya dönmüş. Bu adalet mekanizmasında şu muhasebelere muhatap oldum. Seviyor musun, sevmiyor musun? Ve ben bunu askeri mahkemede hayır dedim. Hayır, sevmek mecburiyetinde değilim. Asacaksanız asın, kesecekseniz kesin. Elhamdülillah ben bunlara taviz vermedim. Hiç kimse benim taviz verdiğimi söyleyemez. Tavize müteallik bir sözümü gösteremez. İstanbul Adliyesi'nde sen onu kahraman kabul ediyor musun, etmiyor musun? Benim anladığım hukuk insanın fiilleriyle meşgul olur. İsrar etmediğim hissiyatımı bana israr etmeye mecbur tutamazsınız. Yoo, mecbur tutmadım ben. Merak ettim. Sen onu kahraman kabul ediyor musun, etmiyor musun? O zaman dedim ki etmiyorum. Yaz kızım. Ben böyle söyledim, ben böyle sordum, ben böyle söyledim, böyle söyledim. Dedim ki, bağırdım. Bu ne biçim adalet tevziidir dedim. He, ne biçim adalet tevziidir? Sırf merak ettiğiniz için, öğrenmek için sorduğunuzu söylüyorsunuz. Ben de size diyebilirdim ki yazıhaneme gelin de konuşalım bunu. Nezaketen sizi yormadım ihtiyarsınız diye. Dedim ki sevmiyorum. Bu sizin kararınıza esas alınmayacaksa niye bunu zapta geçiyorsunuz? Halbuki bana öyle bir şey sordunuz ki bunun cevabı bir bedahettir. Ah güzel Türkçe beni kurtardı. Hakim cahil bedahetten bir şey anlamadı. Onun için bana kahraman olduğumu bedahet, olmadığım bedahet soramadı. Bedahet ispatlı gerekmeyecek aşikarelik. İki kere iki, dört bedahettir. Öğrenin bu kelimeleri. Allah aşkına dil, lisan bu inceliklerle yürür yahu. İlim bu incelikler üzerine yürür. Çoban seviyesinde Türkçe bilmekle bilgi elde edemezsiniz. Hoş şimdi çobanlar da üniversite bitirmiş. Üniversite üniversite değil ki. Üniversite bizim zamanımızın ilk mektebi.
İlk mektebi. Maalesef. Şimdi bunu niye söylüyorum? Kanun çok yanlış tatbik edildi. Bu kanun tenkidi de suçsaydı, hissiyatı da tüksaydı, güç suçsaydı böyle devam etti gitti. Ama artık zannediyorum düzeldi. Zannediyorum. Çünkü 18 yerden geçenki furyada, bu geçenki dedimse Diyanet İşleri Reisi'nin beni ziyarete gelmesi üzerine kopardıkları kıyamet değil. Ben hastalandığım hengamda bunlar bir furya yaptılar. Belli bir merkezden izin almış olarak. 50-60 tane yazı çıktı aleyhime. Bunlardan 18'i savcıya müracaat etmiş aynı zamanda. Aynı zamanda. Bu müracaat edenlerin birisi Türkiye Komünist Partisi. İkincisi Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi. Böyle gidiyor. Yani keşke getirseydim, size gösterirdim. 18 kişi. İstanbul Adliyesi ikameti burasıdır. Kendisi hastadır. Buralara ifadeye gidemez. O savcılara yazı yazdı. Buraya topladı onları. Bu 18 kişinin iddialarını ayrı ayrı benden cevap aldı. Ondan sonra takipsizlik kararına bağladı. Bunlar kudurdular. İnternete yazdılar ki yargı nesine alındı. Vallahi bu yeni kelimeler aklımda kalmıyor. Ben cumhuriyetçi değilim. Ben saltanatçıyım. Bu suçsa, bir şey yaparsam saltanatçılık hesabına suç olur. Benim kanaatime göre İngiltere'deki gibi. İngiltere'deki parlamenter hanedanlık doğruydu. Doğru olurdu Türkiye için. Sonra köprülerin altından o kadar sular geçti ki vallahi ben korkarım, birisi çıkıp hilafeti geri getirse cami imamıyla münakaşa edersiniz. Cami imamı muhalif olur. Bu kadar bir bozulma oldu. Bozulma bu kadar şumullendi diyelim. Sadece okumuşlar, ecnebi dil bilenler bozulmuştu Osmanlı'da. Ecnebi dil bilenler. Bakın size bir misal vereyim. İsmi hatırımda yok, bir Fransız subayı Osmanlı ordusunu talim terbiye yenilikleriyle, yeni silahlarla kullanmayı kazandırmak için vazifelendirilmiş. Bir kitap, şimdi ismi aklıma gelmiyor. Meşhur pozitivizm ilmihali olsa gelir. Onun gibi bir kitap. Dini inkar eden, dinsizliğin bir kitabı. Askeri mektebin kütüphanesinde adam diyor ki, Fransa'da bunu kimse okumaz diyor. Bana ne dinden der diyor. Okumaz. Burada kitap okuna okuna yırtılmış. Sayfeleri yırtılmış. Din aleyhine olan bu kitap askeri mektepte o kadar okunmuş ki. Çünkü başlarındaki hoca demiş ki sizi bu kitaptan imtihan edeceğim. Herkes okumuş tek kitap. Nöbetleşe okumuşlar. Kitap yırtılmış sayfaları. Yani böyle bir icraatla biz bugüne geldik. Bizi idare edenlerin dine ihtiyacı yoktu. Haşa, Allah'a inanmaya da ihtiyacı yoktu sanki. Din avama mahsustu. Ne zaman ki üniversite kızları başını örtmeye başladılar, işte imam hatipler vesaire, birkaç dini hareket demokrasiye geçişle birlikte, efendim o arada da sen Risale-i Nur okudun, dini kitap okuydu diye tevkif edilenler mi ararsın? Mevlid okurken ayin yapıyor diye tevkif edilenler mi ararsın? Bunlar da çok yaşadık ama tezatlı bir tarafta da gene dini faaliyet kısaca devam etti. Şey, iki taşın arasına sıkışan bir tohum da bir nebat olur, orada büyür ya. Yani yahut bir kaya çatlağında o kabilden bir kendine hayat sahası bulmaya çalıştı. Böyle devam ettik ama bazen öyle icraatlar oldu ki gavurdan daha gavur
Öyle icraatlar da oldu ki Müslüman. Yani bugün de hala bu devam ediyor. Sabahleyin evime gidin, burası şeriat memleketi dersiniz. Öğlen de Beyoğlu'na çıkın, gavur memleketi dersiniz. Biz tezatlar alemi halinde yaşıyoruz. Tezatlar halinde. Eskiden küfürle iman arasında şiddetli bir husumet vardı. Mümin inkar eden adamı mahallesinde barındırmazdı. Yani sessiz kalabilir ama bir şey konuşmaya başladı mı ileri geri, onun da öyle bir dedikodusu yapılır, öyle bir muahedesi yapılır ki, mahalle baskısı dediler buna şimdi. Ben çocukluğumda hissediyorum. Ha, var burada, var. Var burada. Şimdi bu şartlarda dediğim gibi ister savcıya, ister hakime, ister ihbarda bulunacak olduğuna söyleyeyim. Ben sadece tenkit edeceğim. Hakaret etmek istesem de çok onu çok iyi beceririm. Çok iyi beceririm. Korkmam da kimseden. Hiç kimseden korkmam. 85 sene yaşadım. Ne olur bundan sonra gidersem kader icabıdır. Yani ama Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak Firavun'a giderken kavli leyin ile söyle diyor. Emir bize böyle. Emir bize böyle. Bu bize metot veriyor. Kavli leyin ile söyle. Firavun'a kavli leyin ile söylemek gerektikten kelli herkese kavli leyin ile söylemek gerekir. Onun için ben üslubumu yumuşatıyorum şimdi. Bu iş başımıza nasıl geldi? Bu iş başımıza nasıl geldi? Bunu kısaca söyleyeyim. Siz zannedersiniz ki bu dinsizlik cereyanının efendim zirvesi Cumhuriyet'in ilk yıllarıdır. Hocaların asıldığı, kesildiği, tekkenin kapatıldığı falan. En büyük kahraman da bunu yapanlardır o hesapta. Hayır. Bu işin asıl kahramanı Mustafa Reşit Paşa'dır. Bunu iyi anlayın. Bu bozulma Osmanlı'da başlamış. Kemal Paşa'da kemale ermiştir. İkinci Mahmud'u idrak eden bir millet Mustafa Kemal gibi bir idareciyi beklemelidir. Bu Mustafa Kemal olmasaydı Ahmet Kemal olacaktı. Ahmet Kemal olmasa bilmem kim olacaktı. Bu icraat gene olacaktı. Biraz daha sert, biraz daha yumuşak fark etmez. Bu olacaktı. Çünkü sen trene Sirkeci'den bindin. Konya'ya gidemezsin. Türkiye'nin üzerine bindiği ray değişti. Ray. O ray şeriat idi. O altından çekildi. Altına başka bir ray döşendi. Bu rayla Kabe'ye gidilmez. Bu rayla Hollywood'a gidilir. Bu da Osmanlı zamanında başladı. Şimdi size bir misal vereceğim. İkinci Mahmut Yeniçeri ordusunu ilga etti. Neymiş? İsyan etmiş. Çok rica ederim, İstanbul'da 14 bin Yeniçeri vardı. Sultan Mahmut kaç kişi astı? 150 bin kişi astı. Taşra'daki Yeniçeri'yi de idam etti. Buna ne hakkın var? İstanbul'daki Yeniçerilerin bile kamilen isyana iştirak etmediği tarihi bir gerçektir. Yeniçerilerin aleyhine bulundukları bir gerçektir. Kaynaklar ortada. Buna rağmen sen onların hepsini kestin. Hepsini kestin. Yeniçeri ordusunu ilga ettim dedin, Taşra'daki mensuplarını da öldürdün. Günahsız adam öldürüyorsun. İşte böyle saltanatın yıkılır. Senin elinde yıkılmazsa bir evladın elinde yıkılır. Evladın yıkılmazsa işte yıkılış vetiresine girer. Bu kaderdir. Bu kader. İçtimai hayattaki değişiklikler beşeri liyakat veya istikak iledir. Bunu unutmayın. Bu iklimin değişmesi,
bu gecenin gündüzün değişmesi istihkak ile değildir. Biz hak ediyoruz da güneş gidiyor, geliyor, gündüz oluyor, işinizi yapın diye. Gece oluyor, istirahat edin diye. Böyle bir şey yok. Bu otomatiktir. Allah bunu böyle tayin etmiştir. Ama beşeri hayattaki tebeddülat istihkak veya liyakate bağlıdır. Liyakati gitti 2. Mahmut'la Osmanlı'nın. Liyakati gitti. 15 bin adamın isyan etti. 15 bin de değil. Sen 150 bin kişi astın. Halbuki bu Yeniçeriler 4. Murat zamanında bundan daha şiddetli isyan ettiler. 4. Murat'ın daha çocuktu. Tahtını bahçeye çıkarttılar. Bahçede sadrazam öldürdüler. Onu padişahın tahtına kan bulaştı. Bu kadar şiddetli bir muhalefet, şiddetli bir isyankarlık içinde olan o adamlarla 4. Murat biraz büyüyünce Sultanahmet Meydanı'nda bu da işte bize bir şöyle yapacakmış ya böyle yapacakmış ya diye laf attı bir yeniçeri. Geldi bunu kılıcıyla ortadan biçti. 150 karaokka gözle talim yapıyor. Herkes kendine geldi. At binenin kılıç kuşanandır der ecdat. Sen idare etmesini bilmezsen asker isyan eder. Hiçbir isyanda hiçbir subay cezalandırmış değildir. Hiçbir subay cezalandırmış değildir. Çünkü subaya ceza verilebilir mi? O halbuki o subaydır onun sebebi. Subay olmazsa o asker bir ihtilalde sokağa çıkamaz. O verilen emir üzerine ancak çıkar. Asker rütbesiz er ihtilal yapamaz. Rütbeli adam yapabilir ancak. Ama hiçbirine ceza verilebilmiş değildir. Çünkü onun arkası kuvvetlidir. Meslek tesadüfüyle arkadaşları onu destekler. Ya bir iki vaka vardır Osmanlı tarihinin son devrinde. Yani muhakeme usulen muhakeme edilmişlerdir, bırakılmışlardır. Kuleli vakası böyledir. Başka benzerleri de var. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu iş Osmanlı'da başladı. 4. Murat o orduyla iki tane büyük sefer yaptı. Bağdat seferini yaptı. Bugünkü Ermenistan'ın başyeri nedir? Revan seferini yaptı. İki sefer, büyük sefer yaptı. Büyük fütuhat kazandı. Ordu aynı ordu. Baştaki adam değiştiği zaman o ordu başka bir ordudur sanki. İkinci Mahmut veremli, hasta, bunu yapamıyor. Bunu yapamıyor cılız. Ancak topun arkasına saklanarak Yeniçeriliği topa tutuyor. Şimdi bunu yapan adamın arkasından Mustafa Kemal'in geleceğini beklemek lazımdır. Dediğim gibi ray değişti. Ray değişti. Kabe'ye gidemezsin artık. Bu mecburidir. O zamana kadar münevverler zaten batı hayranıdır. Yapılan inkılaplar da hep batılaşmak için yapıldığı için sessiz yığınlar, halk sesini çıkaramamıştır. Sesini çıkaramamıştır. Halk zayıftır. Sen bir Konya isyanını görsen bir daha neunzi billah bunların aleyhine ağzını açmaya korkarsın. Rüyada bile konuşmaya korkarsın. Buğday tarlası biçer gibi Konya halkını biçmişlerdir Delibaşı isyanında. Bunu gören halk sinmiştir. Bu Yozgat'ta böyle olmuştur. Gede'de böyle olmuştur. İsyan yerli isyanların hepsi Yunan Harbi'nin başlangıç safhasıdır. Henüz hiçbir şey yapmış değillerdir. Yunan boyuna ilerlemektedir. Durdursana İzmir'de Yunan'ı. Durduramadın. Manisa'da durdursana. Ya sen Yunan'ı kimi kandırıyorsun? Sen Yunan'ı Adapazarı'nda yendin. 3,5 sene sonra yendin. Millet bilmez ki Yunan ordusu kaç kişi. Size söyleyeyim. Azami yükseltti 190 bin kişi. Peki Türk ordusu kaç kişi?
Üniversite hocasına sor bilmez. Çünkü bunları söylemezler. Türk ordusu da 190 bin kişi. 3 tane tüfek sayısı orada, 5 tane at sayısı burada. Bunun bir haiz emniyet tarafı yoktur. Hacil Bey 4 bin kişiyle sırt sındığında 40 bin kişilik Haçlı ordusunu sarhoş yakalamış ve imha etmiştir. Tarihinde böyle zaferler olan bir millet eşit şartlarda Yunan'ı Adapazarı'na kadar geldikten sonra yenmiş. Ne ifade eder? İngiliz yardımı kesmiş, bunun arka planı var. Aç kalmış herifler Çal Dağı'nda, keçi eti yemişler, ishal olmuşlar. Yunanistan'da ihtilal olmuş, duyun benden. Bunların her biri var ya, kitap hacimli işlerdir. Ama tafsilat olduğunu kaybediyorsunuz özü. Kitap okumuyorsunuz. Kitap okumak ise, tafsilat isteyen kitaplarımı okursa bunları görür. Yunan ordusunda ihtilal olmuş. Krallık devrilmiş, cumhuriyet ilan edilmiş. Bir kral vardı ki Konstantin. Anadolu'daki fütuhata çok hevesliydi. Kütahya'ya kadar geldi askerini teşhi için daha evvel. Kütahya'ya kadar geldi. Yerde bir ceset gördü. Arabasını durdurdu ve indi. Ne bu rezalet dedi. Subaylar zannettiler ki o bir çocuk cesediydi. Çocuk niye öldürüyorsunuz diyor. Ama efendim işte subayın biri dedi ki askerlere söz geçmiyor da hükmünüz geçmiyor da hakim olamıyoruz da böyle işler oluyor. Size onu mu söylüyorum sersemler dedi. Bu ceset 15 günlük 10 günlük baksana kanları kurumuş. Bir vazoya her gün taze çiçek konur. Gavura bak. Her gün taze çiçek konur. Siz de yolların her yerine her gün yeni bir ceset yığın. Gelip geçen halk görsün, moralleri bozulsun. Bize karşı mukavemet şansları azalsın. Böyle azılı Türk düşmanı bu namussuz döndü sarayında bir dişi bir de erkek maymun besliyordu. Sarayın bahçesinde dişi maymunu sevdi. Erkek maymun kıskandı bunun kolunu ısırdı. Kolu kangren oldu, geberdi. Yerine 15 yaşında oğlu geçti. Oğlunun geçmesinden istifade cumhuriyetçiler ihtilal yaptı. Ordu karıştı. Bizim büyük taarruzdan evvel Yunan ordusundaki sayılı kumandanlar ikbal endişesiyle önce İzmir'e karargahı umumiye sonra Atina'ya koştular. Azledilmekten korktular. 27 Mayıs'ı görmüş olanlar içinizde bunu bilirler. 27 Mayıs'ı yapan ordudan 10 bin subay attı kendileri. Tasfiye etti. Emin Sular diye bir dernek kurdular ya. Ha, 350 general vardı, 35 general eğildi. Generalin biri benim akrabamdı. Diyor ki ya, yani bizi azleden heyette yüzbaşı var ya. Yüzbaşı generali azlediyor. Böyle rezillik olur mu? Ama o adam ihtilal yapmış. İhtilal yapan ordular savaş yapamazlar. Çünkü ihtilale karışan küçük rütbeli subay büyük rütbeli subaya emir vermeye kalkar. Onun gururuna dokunur. Bunu biz 78 harbinde gördük. Bunları anlatmaya imkan yok şimdi. Ama bu biledir. Yunanistan'da ihtilal oldu. Subayların çoğu tasfiye korkusuyla şeye kaçtı. Mustafa Kemal işte açlıktan kıvranan Yunan ordusuna karşı 22 gün 22 gece ona verilen vazife Yunan'ı denize dökmekti. Vallahi de billahi de bir kişi denize dökülmüş değildir. Ben size kaynaklarıyla ispat ederim. Şimdi ben size bir özet veriyorum kaynaklarıyla. Yunan'ın İzmir'i terk edişi 7 Eylül'dür. Bizim ordunun oraya girişi 9 Eylül'dür. 2 gün bu ordu yenilmiş. Kaçıyor. Morali bozuk. Türk ordusunun morali kuvvetli kovalıyor. O ordu elimde raporlar var. Bunlar toplatıldı sonradan Yunan'la dost olduk 30'da.
toplatıldı. Şey bana Celal Bayar dedi ki bunları nereden buldun dedi, Yunanlar lehine bu raporlar nereden buldun? Ben arattım bulamadım. Sen kütüphaneleri arattın dedim. Kütüphaneler sizin hükümetlerinizden birisi toplattı. Yunanistan'la aramız bozulmasın diye. Ben şahıslardan temin ettim. Şimdi Yunan kaçarken her şehirde eğleniyor. Yangın çıkarıyor. Irza tecavüz ediyor. Mal gasp ediyor. Size fotoğraflar gösteririm. Sahilde manalara, mandaları bindirip götürüyorlar Yunanistan'a. Mandaları. Bu kadar rahat. Öyle telaşlı bir kaçış yok. Sen kovalamayı bile beceremedin arkadaş. Bu tenkittir, hakarettir. Kovalamayı bile beceremedin. Bunu yapıyorsam Türk ordusuna yapıyorum. Mustafa Kemal Ferden kovalayacaktı diye onları kumanda edecekti. Nasıl olduysa kabahat kimin? Askerler araştırsın. Ben asker değilim. Ha? Bu adamlar bu kadar yağma yaparken mesela elimizde rapor var. Manisa'da 12 bin ev yaktılar. 10 saat eğlendiler. Niye yakalamıyorsun? İzmir'in bir itfaiye müdürü var. Fransa memuru. Fransa almış İzmir'in itfaiye işini. Adam kendi devletine rapor vermiş. Niye İzmir'i yanmaktan koruyamadı? Diyor ki elimde iki tane yangın arabası var. Bir yerde yangın çıktı diye haber geliyor. Oraya koşuyorum. Başka yerden haber geliyor. Yetişemiyorum. Dört gözle bekliyorum ki Türk ordusu gelse de vaziyete hakim olsa. Ortalıkta gelen giden yok. Ermeniler İzmir'i yaktılar. Ben de kurtaramadım diyor. Ermeniler Mustafa Kemal'le dostluğu vardı mı, düşmanlığı vardı mı diyeceğiz de bunu böyle izah edeceğiz. Böyle bir şey olur mu? Hiç alakası yok. Onlar kendi ırkı şeylerini yapıyorlar. Ama sen buna mani olamıyorsun. İki gün sonra girdi bizim ordu. Mağlup kaçan bir orduyu bile yakalayamadı. Denize dökme palavra. Ama baştan öyle dediler ya denize dökeceğiz. Şimdi dökemedik nasıl desinler? Hilafeti yıkacaklar. Halk bunu kabul eder mi? Böyle zaaflarım varsa bu da yanlıştır der. Önce halife olmak istiyorsun. Sonra İngiliz ona mani oluyor. Bu gerçekler konuşulmuyor. İngilizler mani olunsun. Kısaca söyleyeyim mi? Kısaca. Lozan'da niye inkıta oldu? Lord Curzon Mustafa Kemal'in Türkiye'deki hareketlerinden şüphelendi. Deneme yaptı. Dedi ki siz Mekke ve Medine'de bulunan mukaddes emanetleri İstanbul'a getirdiniz. Fahrettin Paşa 40 sandık gönderdi. Siz bu Topkapı Sarayı'nda seyrettiğiniz eşyalardan ibarettir Topkapı Sarayı sanmayın. Orada 17 kilogram bir musaf vardı. Ben söyledim çocuklar aldı bastılar onu. Şimdi bizim aşağıda örneği. Bu hiç teşhirde değildi mesela. Depoda. Depoda. Depolar böyle eşya dolu. Ha, bunlardan kim bilir neler çalındı. O da ayrı bir meseledir. Şimdi onu da söyleyeyim o zaman bak. Sultan Vahidettin bu hususa itham edilmekten korktuğu için Topkapı Sarayı'nda bir sayım yaptırmış. Defterini de oraya bırakmış. Sonra demokrasiye geçince İstanbul saraylarında soygun yaşandığına dair basında iddialar çıkmış. Bu iddialar üzerine bir heyet teşekkül etmiş mecliste. Heyet inceleme yapmış. Bu heyetin başkanı eski hanedan ailelerinden bir fert, şimdi size sorsam hatırlayamazsınız, ben de hatırlayamıyorum. Bir beyanatı var, benim kitabımda var bu. Diyor ki, o kadar hücum edilen Sultan Vahidettin dâsıtani namuskarmış. Hiçbir şey alıp gitmemiş. Nezdinde bulunan bazı eşyalarda geri aldırmış, makbuzlarında geri istemiş.
Ama ondan sonra neler olmuş neler. Onun sayımına göre biz müzedeki eşyaları saydık. Eksik koltuk mu ararsınız? Altın tabaklar gidip yerine altın suyuna batırmış tabaklar mı ararsınız? Adam uzun boylu, salih bilmem. Merak eden benim kitaplarıma bakabilir. Sultan Vahidettin Basri'nde vardı. Yani basın toplantısı. Adam çok hususiyetini hatırlıyorum da ismi hariç. Allah Allah. 140 tane makale çıktı. 140 tane. Bunların çoğuna ben cevap vermeye bile tenezzül etmiyorum. Diğerlerinde umumi manasıyla sohbette cevap veriyorum. İster uyan ister uyanma arkadaş. Cennet de hak, cehennem de hak. Siz ısrar mı ediyorsunuz cehennem yolunda yürümekten? Siz bilirsiniz. Size hayırlı olsun bu cehennem yolu derim ben. Başka ne yapayım? Ben biliyorum ki Allah Kur'an'da buyuruyor ki ben cehennemi kullarımın ekseriyeti için yarattım. Kullarımın ekseriyeti için yarattım. Allah biliyor kulun ne yapacağını. Allah için zaman mefhumu yok. Evvela Allah'ı doğru tanımak lazım. Bütün Avrupa İsa'ya gat diyor. Bir Allah mefhumu tanıyordu, bir de İsa çıktı ortaya. İsa da Allah'tır diyor. Hem Allah'tır, Allah'ın ortağıdır, hem de peygamberdir. Bu nasıl şey ya? Görüyorsunuz bunu doğuran bir kadın var ya. Nerede Hazreti İsa'nın heykeli varsa anasının da heykeli var. Anasını da tekrim ediyoruz biz Müslümanlar. Peygamber doğurmuş bir kadındır, mübarek kadındır elbette. Ama siz bunu göre göre onun oğluna nasıl Allah diyorsunuz? Ya insana yapıyormuşsun, havada uçuyormuşsun, yerde bilmem ne yapıyormuşsun, boşuna. Efdalilerin marifetullah'tır. Bunu unutmayın. Allah hakkındaki bilgi en efdalidir. Orada sınıf geçemeyen başka notlar sınıf sahalarda istediği not alsın. Avrupa cahildir. Dini bakımdan son derecede cahildir. Papaz bulduğuyla iktifa eder. Diğer insanlar ben bu din adamı değilim, papaza sorun der. Kiliseye giden %5, %10'dur. %5, %10'dur. Almanya'da bir yerde konferanstan sonra bir adam, bir işçi kardeş beni evine yemeğe çağırdı. Yaz ayıydı. Böyle işte, Temmuz, Ağustos aylarından biriydi. O sıcakta oturduğumuz odanın perdeleri inik. Perdeleri inik. Dedim ki ya etrafı görelim, şu perdeyi çek dedim. Yok dedi, çekemem dedi. Hayırdır niye? Karşıda kilise var dedi. Olsun kilise, sana ne dedim. Papaz dedi kimse gelmeyince orada seks alemi yapıyor dedi. Gelsin insanlar diye seks şey düzeni kurmuş. Düşünebiliyor musun? Din böyle bu hale gelirse o dinden bir cemiyete hayır olur mu? Batı yıkılacak. Batı medeni olamadı. Hiçbir zaman Batı insanı medeni olamadı. Kendi aralarında Sen Bartolome katliamını yaşadılar. Gittikleri her yerde insanları katliam ettiler. Bunu Afrika'da yaptılar, Amerika'da yaptılar, İspanya'da yaptılar. İspanya'da 700 sene, 770 sene, Osmanlı 650 düşün. Bak, Osmanlı 650 sene, İspanya'daki ne devletidir? Endülüs hocam. Endülüs devleti 770 senedir. O 770 sene bir Müslüman devleti yaşadığı yerde bugün Müslüman yok. Ne oldu bunlar? Katliam edildi. Ama biz 650 sene yaşadığımız zaman ne kadar Sırp devraldıksa, ne kadar Rum devraldıksa, ne kadar Ermeni devraldıksa hepsini aynen teslim ettik. Bunlarla asırlarca beraber yaşadık. Hiç kimseyi katliam etmedik. Hicrete mazerete mecbur kalmadık. Ne zaman ki Osmanlı yıkılmaya yüz tuttu, o ümit belirdi.
Ermeni isyan etti, Yunan isyan etti. İsyan eden adamlara isyana karşı Osmanlı müsamahakar değildir. Allah'a tapan Yezidilerinle Osmanlı'nın harbi yok. Çünkü isyan etmişler. Allah'a tapan diyorum, şeytana tapan. Şeytanı Allah bilen Yezidilerle Osmanlı'nın harbi yok. Çünkü isyan etmemişler. Ama Türk aslından olan Alevilerle birçok harbi var. Çünkü isyan etmiş. Onlar da İran alet etmiş. İran tahrik etmiş. Bunlar ayrı meseleler ama isyan etmedikten sonra hiç kimseye neye inanırsa inansın karışmaz Osmanlı. İslami esaslar da bunu emreder. Osmanlı Devleti dört dörtlük bir İslam devletidir. Son günleri hariç. Sonunda işgal altındadır. Bu işgal altında padişahlar da sapıttırılmıştır. Arada Sultan Aziz Süreyya yıldızı gibidir. Arkadan Abdülhamit yanar söner bir yıldızdır. Ne yapsın çünkü çöküş alamet. Bugün Tayyip'le Abdülhamit yan yanadır. Birinin yüzü yukarıya doğru, birinin yüzü aşağıya doğru. Şartlar aynıdır. O da yıkılışın yarı yolundadır. Tayyip Bey de düzelmenin yarı yolundadır. Bizim şikayet ettiğimiz şeyler var ya, bunların düzelmesi için 50 sene lazım. Bugün Mustafa Kemal'e, Gazi Mustafa Kemal Paşa söylemek istemediğim bir tarzda çevirecek. Bunu anlayın. Gidiş budur. Çünkü Anadolu yakasından Haydarpaşa'dan trene bindik. Artık Kabe'ye gideceğiz. Kimse buna önleyemez. Bu ray değişikliği bu defa adetullah icabıdır. Cenab-ı Allah zıtlar alemi olarak bu alemi yaratmıştır. Çünkü alem sıfat tecellisiyle vücuda gelmiştir. Allah ise sıfat itibariyle camül ezdattır. Allah'ın sıfatlarından meydana gelen bu alemde bu zıtlık asıldır, bertaraf edilemez. Ya ne olur? Bunlar arasında bir galebe nöbetleşmesi vardır. Galebe nöbetleşmesi. Zıtlardan biri kemale erdi mi, ondan sonraki kaderi zevale dönmektir. Kemalle küfür kemale erdi. Çok kısa bir hakimiyet. Çünkü gadabı, Allah'ın rahmeti gadabına galiptir. Allah'ın cezayı istihkak edenlere cezası onsa bir verir. Mükafatı istihkak edenlerin işledikleri fiil birse on verir. Allah'ın rahmetinin gadabına galip gelmesindendir. Hele ümmeti Muhammed için burada çok farklılıklar vardır. Şimdi buna göre 50'de dönüş başladı. 46'da başladı ama tam değil, yarım yamalak. Dünya zorladı bizi, tek parti olmaz diye. Biz de dedik ki canım iş olur mu, biz de cumhuriyetsiz falan. Yok dedi, cumhuriyet tek partiyle cumhuriyet olmaz. Onun için Hasan Saka dedi ki ya bunlar dedi bizimle mücadele edeceğiz diyorlar değişmeyenlerle. İkinci bir partiye müsaade edin. Celal Bayar'ı güvendikleri için bu rejimden taviz vermeyeceğine dair. Güvendikleri için Celal Bayar'a sen kur dediler. Bu böyle başladı. Şimdi ben size Bayar hakkında bir şey söyleyeyim. Ben Bayar'la çok görüştüm. Görüştüklerimi de zaman zaman anlatıyorum. Bak demin ne dedim? Yunan zulümlerinin kaynağına ulaşamamış. Benden rica etti. Ben Yunan Mezalimi kitabını ona verdim. Bazı kaynaklar da verdim. Rauf Denktaş'a da işte teşekkür mektubu var bende. Hristiyanlarla Kızıl Haç ile
Kızılay müşterek tespitlerine dair iki cilt kitap verdim. Rumların kafasına attı, siz şöyle zalimsiniz, böyle kafirsiniz. İşte dün Anadolu'da bir yaptınız, bugün de Kıbrıs'ta yapıyorsunuz falan diye. Onlar rezil etmiş. Celal Bayar'a şeyin bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir güzel adam vardı. Bir güzel adam vardı. İhtilalde bulunmuş ama ihtilalden sonra uyanmış. Bunu nereli? Gaziantep'li. Dündar Taşar mı hocam? He? Dündar Taşar mı? Dündar Taşar, Taşar. Dündar Taşar, söyleyeyim şimdi. Bunu Almanya'ya vermişler. Ama bir iş vermiyorlar. Bir masa koymuşlar, otur burada. Gelen de buna uğruyormuş. Sonra diyor ki bir selahiyeti var. Halbuki hiçbir selahiyeti yok. Bir şey anlattı. Bir fesli adam geldi dedi. Önüme bir pasaport attı. Ürdüm pasaportu. Dedi ki bu Almanlar bu pasaportu tanımıyorlar. Bana problem çıkardılar hudutlarda. Bunu al, bana bir Türk pasaportu ver. Dedim ki sen Türk vatandaşı değilsin. Sen Ürdün vatandaşısın. Sana nasıl pasaport vereceğiz? Ya Ürdün diye bir devlet mi olur demiş ya. İdare edemediniz. Parçalandı. Parçalardan birinde şeyinin oğlu kaptı. Yaptı sana Ürdün devleti. O dedi yeni zaman usulü bir devlet. Ben onu tanımıyorum. Ben Osmanlıyım dedi. Ben Osmanlıyım. Bana bir Türk pasaportu ver. Etme gitme. Siz de yani bu pasaportu istiyorsun ama rahat durmadınız. Bizi arkadan rahatsız ettiniz. Arap isyanları var ya daha yeni çünkü. Zannediyor ki bu isyan ciddi bir isyandır. Kemalistlerin anlattığı gibi zannediyor. Böyle deyince demiş ki siz büyüktünüz, kulağımızı çekeydiniz, bizi hizaya getireydiniz. Siz vazifenizi yapamadınız dedi. Ulan dedi, düşündüm doğru söylüyor dedi. Doğru söylüyor. Bunun üzerine merak ettim. Tarih kitapları aldım okudum. Okudum. Okudukça benim gibi oldu. Benim gibi oldu ama belli etmek istemiyor şimdi. Bir gün dedi ki bana, Celal Bayar'ı ziyarete gidiyorum dedi. Dedim ki sana Rıza Nur'un hatıralarından bir takım vereyim. Kendisine ver. Ondan kendinden çok bahis var orada. Öyle yaptık. Aradan bir ay geçti. Gene şeye gidiyorum dedi. Bir yerde oturuyordu burada İstanbul'da. Dedim ki sor Rıza Nur'un hatıralarını okudu mu? Şimdi bir adam ki bu Atatürk seni sevmek milli bir ibadettir. İnternette var sesi. Milli bir ibadet. İbadet nedir? Allah'ın emrettiği fiildir. Mustafa Kemal Allah'tır burada zımnı. Zımnen Allah'tır. Bunu diyen adam. Şimdi Rıza Nur okumuş. Rıza Nur Mustafa Kemal için söylenmedik laf bırakmıyor. Söylenmedik laf bırakmıyor. Ne anası hakkında ne danası hakkında. Yani Hindistan'dan gelen paralar çaldı diyor vesaire vesaire. Her neyse onlar şimdi söyleyerek başımıza iş açmayalım. Bunu gören bir adam, ilahtır diyen adam kitabı hemen akrep eline almış gibi atması lazım değil mi? Bundan bu beklenir. Ne dedi biliyor musun? Bana hücum etmeye dedi. O da biliyor bu işleri. Bunların doğru olduğunu o da biliyor. Ama gavurluğun hatırı için söylemiyor. O itibardan düşmesin. Onun fikirleri, batıl fikirleri revaç bulsun. Yazı beynelminelmiş. Güzel Kur'an yazısını değiştirsen Latin yazısını. Ne beynelmineli be? Bütün Avrupa'nın nüfusu 500 bin. Avrupa dışında Latin harflerini kullanan yok ki. Dön yüzünü Asya'ya, Hindistan 1 milyon sağdan sola yazısı. Çin 1,5 milyon yukarıdan aşağı. Hangi milli yazı?
İslam yazısını kullanan bile Latin harflerini kullanandan fazladır. Şimali Afrika, Afrika'nın ortasına kadar kullanılıyor. Ne gereği vardı? Ne gereği vardı? Elin adamı pazar günü tatil yapıyor. Dini günü pazar günü onun için. Müslüman da bunu cuma gününe tatbik etmiş. 1400 sene. Bunu kaldırıp pazara çevirmenin bir gerekçesini, bana makul bir gerekçesini, bir Kemal'i söylesin de göreyim. Ben askerliği içinde böyle suallerim var. Mustafa Kemal Yunan'a karşı Anadolu'ya gönderildiyse, İngilizler de Yunan'ı destekliyorsa niye Samsun'a gitti? Samsun İngiliz işgalinde. Samsun'a çıkması İngiliz'in amali siyasiyesine aykırı değil mi? Ha? Yunan'a karşı derlenecek, toplanacak, hareketi yapacak, harp edecek. İngiliz de Yunan'ı destekliyor. Laf böyle. Mektep kitapları böyle. Peki niye Samsun'a çıkıyor? Trabzon'a çıkması lazım. İşgalde olmayan yer Trabzon. Samsun İngiliz işgalinde. Hadi çıktı. Niye tevkif etmediler onu? 21 gün Mustafa Kemal Samsun'da 1,5 gün kaldı. 21 gün Havza'da kaldı. General Budiye'nin Rusya'ya gidip gelmesini ve Lenin'den getireceği mesajı bekledi. Burnunun dibi Havza Samsun'un. Niye İngilizler gelip kendisini tevkif etmediler? İstanbul hükümetine baskı yaptılarını geri çağırın diye. Neymiş sebep? Üçüncü ordu müfettişi demişler. Üçüncü ordu almış ilave etmiş. Üçüncü ordunun merkezi Antep. Siz Samsun'a karşı, Samsun'daki Rum şekabetine karşı, Samsun'a varasında müfettiş olarak gönderiyoruz diyorsunuz ama ya bunlar genelkurmay neşriyatından çıktı hepsi. Peki diyorsunuz ama merkezi Antep olan yerin şeyini ona veriyorsunuz. Bizimkiler de diyor ki ya üçüncü ordu sefen yazıldı. Onun bakiyesi ikinci orduya katıldığı için böyle yazılmıştır. Yok siz imzaladığınız mütarekeyi ihlal ediyorsunuz. Geri çağırın. Maksat iki taraf arasında fitne çıkarmak. İki tarafı karşı karşıya getirmek. Bu evvelden yapılmış bir plan. Şimdi Mustafa Kemal bu plan gereğince hilafeti yıkmaya söz vermiş ama hoşuna gitmiş. Hilafet bir güç. Mustafa Kemal şimdi bir tenkit yapsam savcı acaba ne der yani, buna hakaret der mi? Mustafa Kemal'e sen Allah'sın desen daha büyüğü yok mu der. Böyle muhteris bir adam. Şimdi bu hakaret midir? İnsanı doğrudan değerlendiriyorum ben. Yani bu böyle. Buna göre halife olmak istiyor. Çünkü Türkiye'de hilafetin lehine saltanatı ilga ederken hilafetin lehine söylediği sözler var. Ondan sonra İzmir'e giderken İzmir'de her yerde gazetecilere söylediği sözler var. Gazi Paşa İzmir yollarında diye bir kitaptır bu. Şimdi tafsilata girersem bitiremem. Yani orada da bunları haber alıyorlar. Demek ki bu verdiği sözde durmayacak. Bir deneme yapalım İsmet Paşa'ya diyor. Siz makam mübarekeden getirdiğiniz tarihi eşyaları geri iade edin. Fahrettin Paşa 40 sandık göndermiş, bunları geri iade edin. İsmet Paşa çıkıyor bir Müslüman haysiyetiyle. Diyor ki bu iş Müslümanları alakadar eder. Gayrimüslimlerin bu hususta konuşmasına Müslümanlar tahammül edemez. Bu meydan okuma. Lord Curzon'a karşı bunu söylüyoruz. Lord Curzon uşaklarından birini gönderiyor Hindistan'da. Mazlum Standard diye bir gazete çıkıyor. Gazetecilerin yarısı casustur aynı zamanda. İstihbarat elemanıdır.
Eğer bir gazeteci, bir istihbarat elemanı gizli bir maaş verip de kendine bendetmiyorsa onu adam saymıyorlar demektir. Ben size vesik şaştınız değil mi? Ayrı bir maaş vermek için onandır. Gerektiğinde şu tarzda yazılar yaz demek içindir. Çok hacıların çıktı haçıcıyı begalde diyor Ziya Paşa. Çok iyi zannettiğiniz insanlar hayatta böyle çür çıkar. Şimdi o liste bende var. O günkü gazetecilerin hangileri CIA'ya mensup size söyleyebilirim. Şimdi o değil benim bahsim. Yani oradan bir gazeteci buldu. Mazlum Sanders gazetesi. Bunun muhabirini İsmet Paşa'ya gönderdi. Dedi ki siz saltanatı ilga ettiniz. Hilafet hükümet demektir. İcra-i kuvvet elinde olması lazımdır şeran. Tehdidini ikaa kadir olmayanın hilafeti caiz değildir. Onun için Sultan Vahidettin son halifedir. Abdülmecid Efendi'nin halifeliği de böyle muallaktadır. Böyle hilafet olmaz. Ama kitaplar onu da sayıyor şu tarihe kadar. İlgaya kadar o da halife sıfatını taşıdı. Taşıdı ama o bir kelime şer-i şerife uygun değil. Şer-i şerife nazaran tehdidini ikaa kadir olacak. Bu yapılacak diyecek, onu yaptıracak güç olacak. Bu yapılmayacak şeriata aykırıdır diyecek, bunu önleyecek güç olacak. Eğer bu yoksa onun hilafeti meşru değildir. Saltanatsız hilafetin durumu böyledir. Saltanatı ilga ediyorsun, hilafet icra kuvvetinde mahrum kalıyor. Polis, jandarma ona tabi olmaktan çıkıyor. Bu sebeple İslam dünyası hasreten Hindistan'da diyor, daha Pakistan kurulmamış. Hindistan, sizin mücadelenizle yakinen alakadar olan, size şu kadar milyar dolar para gönderen, bundan da bir silah alınmadı. Tenkide demem mi? Bundan iş bankası kurulsun. Ele olur sana, garibanlar sana para topluyor gönderiyor. Yunan'la savaşta kullan diyor. Savaşta sen diyorsun ki bunlar benim şahsıma verildi. Bir kuruş sarf etmiyorsun. Ondan sonra bununla banka kuruyorsun. Gelirinde Halk Partisi'ne bırakıyorsun. Bunu gönderinin maksadına bu işe uydu mu şimdi? Ben tenkit edemem mi? Bunlar niye silah almadın da 3,5 sene süreceğine faraza 2,5 sene de bitseydi. 1,5 sene de bitseydi Yunanlar. Tenkit edemem mi birader? O zaman ben insan değilim. Siz beni insan kabul etmiyorsunuz. Düşünen insan değildir. İnsan olan düşünmez. İyi de kemalist olur. Varsın olsun. İsterse de gavur olsun. Umurumda değil. Ben kurtarabildiğimi kurtarmak için azami uğraşıyorum. Bak hasta halde buraya geliyorum. Hasta halde. Neden? Sevaba harisim. Sevaba harisim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye diyor ki ya Ali senin vasıtanla bir kişinin doğru yola gitmesi, hidayete ermesi. Üzerinde güneşin doğup battığı her şeye sahip olmadan senin için daha hayırlıdır. Bu sözü peygamberden duyarsın da peygamber bizim için şükür sahibidir. Mustafa Kemal değildir. Mustafa Kemal'in sözünü tenkit ederim bir Müslüman olarak. Çünkü o sıradan bir kuldur. Askerdir, sen istediğin kadar büyüt, ilah yap. Benim gözümde böyle değil. Benim gözümde insandır. Her insan hata eder. Adem aleyhisselam ilk insan, ilk hatayı işleyen o. Hata etmek bizim mayamızda var. Hatadan salim olunmaz. Peygamberlerde bile hata var ki bu irade dışı hatadır. Buna da ne denir? Zelle hocam. Zelle denir. Bak ayrılmış. Peygamberken masumiyet sıfatı var. Onda bile zelle var. Ama bir meşhur eski arkadaşımıza nazaran Mustafa Kemal'e Allah peygamberlik vermiş.
tenezzül etmemiş. Reddetmiş. Ulan Allah'ın emrini reddeden kafir olur, öküz. Sen onu bir de hafız diyorsun, seyit diyorsun. Bin bir tezat laflarında haberi yok ki. Ayak kaydı mı böyle kayar. Hafazan Allah. La tüzü kulübena bade izledeysena. Ya Rabbel alemin, kalbimizi kaydırma bir kere hidayet erdikten sonra. İşte ayak böyle kayar. 10 kişinin alkışı için böyle gavur olursun. Maalesef. Maalesef. Peygamberlik vermiş de reddetmiş. Savcılar buna dava açmalı. Sen insan olmaktan çıkarıyorsun bizim adamımızı. O insandır diye. İnsan olmaktan çıktıktan sonra kelli insan kadar şerefli olmaz. Çünkü umumi kabule göre varlıklar içinde en şerefli varlık insanoğludur. Sen onu insana ait bir hususiyetten tecrit ediyorsun, insanüstü. Peygamberliği bile kabul etmeyen insanüstü. Bu yalan besbelli. Besbelli yalan. Hem de nasıl kadar çirkin bir yalan. Üstelik düşünmüyorsun ki Allah ona peygamberlik vermiş de o kabul etmemişse Allah'ın emrini red kafirliktir. Sen ona kafir diyorsun böylece de haberin yok. Dangalak. Dangalak benim eski arkadaşım. Kafir diyor da haberin yok. Met ediyorum zannediyor. Bir macera yaşadım ben onunla. Bir arkadaş onun partisiyle siyaset yapmak istiyordu çok eski. Beni de o partinin hatibi olarak kullanmak istiyorlardı. Şunu söyleyeyim ki, ben Erbakan'ın mevcut olduğu bir iki yerde konuştum, bir daha bana yasak koydu. İstanbul Kongresi'nde 500 bin ilanda adım var, ben çıkarmadı kürsüyü. Benim hevesim yok siyasette şimdi. Yani bu yaştan sonra hapisten de korkmuyorum. Ya yani korkmam için sebep yok. Onun için kimse beni anlamadı ama işte yardım et diyor bana diyor. Bir de gideyim bakayım nedir dedim. Hazır bulmuşken bunu dedim ki ulan sana şehlik yetmiyor muydu bir de profesör, doktor bilmem kim. Gittin Azerbaycan'a 5.000 dolar verdin. Aldın bir de bir şey profesörlük unvanı. Bana bunu Fransa'dan verdiler almadım Fransa'dan. Ben bir kelime Fransızca bilmiyorum dedim. 5-10 kelime öğren de gel dedi adam. Dedim ki ben ihtiyacım yok. Ne olacak yani doktor diyecek. Ben Türkiye'deki doktorayı da orada şahit olduğum hadiseler dolayısıyla yarım bıraktım. Adam Ramazan günü koridorda sigara içiyor. Ben ona biraz sert bakmışım. Elimden tuttu. Beni odasına soktu. Kapıyı kilitledi. Mustafa Kemal'in büstünü aldı vurdu. Ben bilmiyorum bütün aynetlerin bu sebebi bu. Benim babam Deli Bekir derlerdi. Gözünü budaktan sakınmazdı. Sen ona benziyorsun. Ah ben ne tabizler verdim de burada profesör oldum. Sen bilmiyorsun. Ben koridorda sigara içiyorum ki bunlar beni gericilikle itham etmesin. Hale bak ya. Allah'tan korkmuyor, kuldan korkuyor. Kayınpederi de küçük vali ha. Ben bunun yanında mı doktor yapacağım dedim ya. Bu kadar taviz vermiş, ağlıyor şimdi verdim diye. Vicdanı rahatsız. Ben de taviz mi vereceğim? Lanet olsun öyle doktoraya. Bıraktım. Şimdi kaç tane bozuk hoca var, kaç tane sağlam hoca var? İşte oradan anlarsınız. Yavaş yavaş çoğalıyor elhamdülillah. Güneş doğduğu zaman aydınlık yavaş yavaş güçlenir. Önce bir hafif, yani tezatlı bir karanlıkla başlar. Ne deniyor onu? Tan yeri. Tan yeri değil, o batışta tan yeri.
Ben çıkışı söyledim. Fecir diyelim, alacakaranlık hocam. Alacakaranlık, evet. Şimdi bu alacakaranlık iki defa olur. Eğer bir insan komada olsa, ne kadar yattığını bilmeden gözünü açsa, alacakaranlık görse dünyayı, akşam oluyor da dese yanılma ihtimali vardır, sabah oluyor da dese yanılma ihtimali vardır. Bu yanılmaktan onu koruyacak olan belli bir uzunluktaki bir müşahededir. Dışarıyı seyretse 15-20 dakika, aydınlıkların artmakta, karanlıkların azalmakta olduğunu görse sabah oluyor der. Bu doğrudur artık. Aksi olursa akşam oluyor der. Şimdi bir vaka görüyor insanlar. O vaka bir kesit. İşte uykudan uyanıp da alacakaranlık dünyayı görmek gibi. Battık, gittik falan. Öyle bir bedbin tablo çiziyor ki Allah. Bir tek müşahadeyle olmaz. Ben öylesine diyorum ki sabahleyin eve git diyorum. Yıkanmış olur beynin. Bir tek müşahadeyle, ben bir tek müşahadeyle karar vermiyorum. Ben tarihi ve tireye bakıyorum. Ve burada aydınlıkların yanın artmakta olduğunu görüyorum. Bugün biz zayıfız. Varız ama zayıfız. Bu zayıflıktan dolayı bize sükut hakimdir. Ben öfkeli bir şey söylediğim zaman sizin hoşunuza gidiyor. Ama o öfkeye katılamıyorsunuz. Bakın 44 tane yazının aleyhimde çıkan yazının esnasında ben beklerdim ki bir iki kişi çıksın desin ki arkadaş sen ne diyorsun be Ahmet Hakan, Kadir Mısıroğlu yalnızmış. Yalnızsa hiç uğraşmayın. Siz eğer bu kadar hücum ediyorsanız yalnız olmadığına inandığınızdandır. Müessir olduğuna inandığınızdandır. Biz de onun gibi düşünüyoruz diyen bir kişi çıksaydı vallahi bahtiyar olurdum. Azız. Gerekten tezatsız şer-i şerifi kabul edenler itibariyle azız. Ama her gün çoğalmaktayız. Her gün çoğalmaktayız. Kemalistleri birer kule kabul edin insanları. Her gün 5-10 tanesi yıkılıyor. Çürük olduğunu davalarını görüyor. İslamiyet önünde kabili müdafaa olmadığını görüyor. Müdafaa kabiliyeti olan birine karşı söyleyecek sözleri olmadığını görüyorlar. Ben diyorum ya niye Samsun'a gidiyor ya? Niye Samsun'a gidiyor? Bunun cevabını ver bana, veremez. Siz böyle bir derneğin başında bulunuyorsun. Bunu senin ilah dediğin adama kim ne diyor? Bir ilgilenmez mi insan ya? Hiç tanımıyordum seni dedi. Şey bize çay ikram etti şeyden sonra. Çay içerken bunu söylüyor. Ben ne diyeyim bu adama? Şimdi profesörler o zaman doçent birisi çıktı Lozan'da karşıma. Vallahi mektep kitaplarından kadar biliyor. Dedim ki ona bana bak sen askeriyeden ayrıldığını söyledin. Sana sordum niye ayrıldın? Ya harama bulaşacaktım ya da ayrılacaktım. Bulaşmadım. Ben seni takdir ettim anladım bir şey bilmiyorsun. Mahcup etmedim. Sana sorsaydım dedim. Lozan muadesi kaç madde? Vallahi sen cevap veremezdin dedim. Sahi kaç madde dedim. Uçakta sahi kaç madde dedim. Bu ne Allah'ın lütfudur ya? Bu işleri bilirim diyen adamları görüyorum karşımda. Talebe cılızlığından daha aşağıda. Talebe cılızlığından daha aşağıda. Bak demin bir daha söyledim. Eftalülüğüm marifetullah'tır. Bunu Müslümanlar çok hassas davranırlar. Allah inancında doğru olmayan adamın başka doğruları 5 kuruş etmez. Anladınız mı? Allah inancında. Allah'ın adetullahına ait hususiyetleri bilmiyorsun. Kabullenmişsin, oturmuşsun ama Allah'ın zat-ı
sıfatlarını bilmiyorsun vesaire bilmiyorsun. Ama Allah'ın Vahidül Kahhar olduğunu biliyorsun. Külli şeye kadir olduğunu biliyorsun. Efendim. Bu seni cennete götürür. Ama bir münevversen bu hacimde bilmek yakışmaz sana. Tahsilli bir adam. İlim yapmış ya. Ne ilimi ya? Üniversite. Cahil adam alıyor. Bir banyoya sokup çıkarıyor. Öbür taraftan cahil çıkarıyor. Bizim bir Cebir hocamız vardı. Siz buradan çıkacaksınız. Çıkacaksınız. Şehadetname alacaksınız. Diploma denmezdi o zaman. Şehadetname alacaksınız. O sizin neyinize şehadet edecek? Ki bizim lise şimdiki üniversiteden çok üstündü. Neyinize şehadet edecek? Cevabı kendi verir. Cehlinize, cehlinize. Şahitsiz cahil iken şahitli cahil olacaksınız diyor. Şimdi üniversite talebeleri bundan beter, 5000 beter. Böyle tahsil olmaz. Kendinizi mektep dışında yetiştirin. Bu isterse hakaret olsun. Bugünkü üniversitelerin hiçbirini tasvip etmiyorum. Şu televizyona çıkan hocalardan içinde bir kişi gördüm mevzuna hakim. Bir veya iki kişi. Bunun dışında hiçbiri oradaki çıktığı programla mücehhez değil. Hiçbiri mücehhez değil. Benim ilk mektepteyken bildiğim kadar anca biliyorlar. Böyle profesörlük olmaz. O zaman çıkma oraya. Çıkma oraya. Bak. Oraya çıkan bir adam var. Hacı Salihoğlu. Benim anam da Hacı Salihoğlu. Anamın köyüne gittim ben. Çok zaman gitmemişim de. Yakın bir köydür Galera Köyü. Ahandar'ın arkası. Yakın ama gitmemişim. Gittim. Tabii annemin üvey anası vardı. O sattırdığı yerlerini, bir yerler alakaları kalmadığı için bizim büyüdüğümüz günlerde böyle bir alaka yoktu. Orada bu Hacı Salihoğlu'na rastladım. Ben işte ne Hacı Salihoğlu? Bilmem ne dedi. Dedim ki ya benim anam da Hacı Salihoğlu. Anam da Hacı Salihoğlu. Neyse biraz sohbet edelim dedi. Orada bir şey anlattı. Dedi ki biz dedi bir şirkette galiba o tarihçi değil aslında. Başka bir şey. Söyledi ama unuttum. Bir şirketle şeye gitmişler. Türkmenistan'a. Çalıştıkları şirkette bir delikanlı demiş ki ya benim anam bana zorluyor. Orada Türk varsa mühendis, işçi fark etmez. Bir al gel ben göreyim bir Osmanlı torunlarını. Kadın tarihçiymiş, tarih profesörüymüş. Bunun ısrarıyla bir gün toplandık gittik diyor. Kadın az yemekler hazırladı. Bize mükellef bir ziyafet verdi. Ondan sonra konuşuyoruz. Bir şey söylüyor biz anlamıyoruz. İzah ediyor anlamıyoruz. Dedi ki acayip. Biz Rus işgali gördük. Bozulmayı izah edebiliriz. Sizi kim işgal etti ki? Bu haldesiniz. Lafa bak. Rus işgalinden daha şiddetli bir işgal altında yaşadık. Cumhuriyetin hadi Kemal Paşa'yı zikretmeyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin icraatı budur. Böyle dersen suç olmaz, dağılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin idaresi Rus idaresinden daha kötü. Şimdi buna dair bir delili ben dergideyken yazdım. Rus işgali altındaki Azerbaycan'da Türkçe kitap yayınlanıyor İslam harfleriyle. İslam harfleriyle kitap yayınlamak yasak değil.
Bizde bu yasak. Bizde bu yasak. Henüz kalktı bu yasak. 2014'te. Başa çıktı suçtu biliyor musunuz? Ya bunların yaptığı iş ya timarhanelik ya. Timarhanelik ya. Şapka giymeye mecbursun her Türk. Hükümet buna münafi bir ihtiyadı men eder. Başa çık suç. Başa çık suç. Bazı filmler gösteriyor 1950'de mitingler. Bakın herkesin şapkası var. Biz mektebe giderken şapkamızı evde unutsak geri çevirirlerdi bizi. Şimdi kim sana diyor ki şapkan nerede? Ya malum milletin tasvip etmediği iş böyledir işte. Çoğula gider. Ne yazık ki mektepler ona onu tersin etmese, ona takviye gücü vermese yazı da böyledir ya. Harçteki çalışma o yazıyı boğar. Boğar. Çünkü o yazıyı öğrenmek için Kur'an öğreneceksin. Kur'an öğreneceksin. Kur'an öğrenmeye teşne olan bir adam nereden trene bindi? Haydar Paşa'dan. O Mekke'ye gider. O Mekke'ye gider. Sadece mektepten edindiği bilgiyle iktifa edip hariçte kimseyle temas etmeyen bir cemaatle, bir hoca efendiyle, bir kurtulmuş şahısla temas icra etmeyen treni Sirkeci'den binmiş. Hollywood'a gider, başka bir yere gidemez. Ben öyle adamlar görüyorum ki üniversite bitirmiş adamlar. Hayret ediyorlar. Ya ben 20 yaşındayken hasbel kader bir yazı hikaye yazdım Merihli diye. Dedim ki ben o kadar aykırı düşeceğim ki bu insanlara galiba. Beni görenler diyecek ki bu dünyalı değil, bu Merih'ten gelmiş herhalde. O günü yaşıyorum şimdi. Adam diyor ki hayret ya. Hayret ya, senin gibi adam da mı var bu Türkiye'de? Çünkü yalanlar o kadar yerleşmiş ki. Yalanlar o kadar yerleşmiş ki kaya. Onun aksine düşünen nasıl olur? Hayal edemiyor herif. Beni görünce de şaşıyor. Yani onlar kendileri çokmuş, biz azmış. Ahmet Hakan diyor ki, sen diyor yalnız kaldın diyor Kadir Mısıroğlu. Kadir Mısıroğlu dese fesli deli Kadir. Onu bir gün bir kitabımın içine atacağım boğulacak. Havuza düşmüş gibi olacak. Elime geçirirsem. En basit bir kitabımı okumaktan acizdir. Hatta sorsan ona bir kitabımın adını söyleyemez. O oldu akıllı ben oldum deli. Ondan sonra ne gereği var dedim senin böyle profesörün. Ah buna bak dedim. Benim profesörlüğümü Manchester tasdik etti dedi. Ben dedim ki senin önüne dedim haritayı koysam sen Manchester'i kaç saatte bulursun dedi. Ben İngiltere'de 11 sene yaşadım. Almanya İngiltere arası. Sen bir gün bile yaşamadın. Manchester'ın adını duydun dedim. Bu sefer duvara vurdu sırtı. Baktı ki bu bana söylenecek söz değil. O kadar nakıse olsun dedi. Dedim ki yanlış kullandın kelimeyi. Nakıse değil, nakıse. Nakıse olursa ne olur dedim. Fail olur, ismi fail olur. Ben de failim dedi. Ama dedim nakıs değil, nakıse kadın fail. Sense erkeksin. Şuraya bak, şehliğe bak. Yanında bir adamı var. Çok bozuldu şeyhine böyle deme. Onlar tabut karane bağlı. Ben böyle hiç görüyorum onu karşımda. Sen dedi yanlış söylüyorsun dedi. Sus ulan dedim. Sana burada söz hakkı tanıyan mı var? Ben Arapça hocasıyım dedi. Nakıse erkek için olur dedi. Olur dedim. Sen herhalde Arapçanın kavaidini değiştirdin. Ama kim kabul etti onu bilmiyorsun dedi. Sustu. Kızdı gittiler.
Öyle öyle acayip işler oluyor ki. Şimdi benim bir kitabım var, topluyorum bunlar. Hepsi dava açar sana diyor şey. Hakimlik yapmış bir arkadaş. Türkiye Açık Hava Tımarhanesi'nden sahneler. Şimdi siz de bunlar duyuyorsunuz da aa diyorsunuz. Geçiyor üzerinden vaka, zaman geçiyor. Başka vakalar duyuyorsunuz. Onu unutuyorsunuz. Bunlar hepsini bir araya toplayınca ooo ne kadar çok falan. Şimdi onu Kemal nedir o herife yaptılar. Halk Partisi'nin başına kerif. Kılıçdaroğlu. Hangi sözüm doğru? Bunu diyor arkasından bir sözünü söylüyorlar, tekzip edildiğini gösteriyorlar. Gene diyor ki hangi sözüm doğru? Şimdi onlar hepsini biz dinledik de bir araya gelince tesiri başka oluyor. Şimdi siz de internette görmüşsünüzdür ama ben bunları topluyorum ve bir takdimle kitap yapacağım. Türkiye'de hakikaten öyle sözler duydum ki ben Timarhan'da 15 gün yattım. Ayhan Bey'in oraya gelebilmek için formalite olarak. Formalite olarak. Ve Timarhane'nin benim hakkımda verdiği hiçbir rapor yoktur. Yani bilmem üniversite bilmem nesine gereklidir de bilmem ne diyerek Ayhan Bey'le ayarladılar onu zaten. O benim Ayhan Bey'in hastanesine gelişimi bir kanalıydı. Orası lüzum gösterisi oluyordu. Ama beni şey zırdeli yaptılar. Af gecikiyordu. Selametçiler ikna edeyim diye bana bir tebdil hava gibi bir rapor verdi. Ondan çıktım Ankara'ya gittim. Kullandıkları budur. Hastane ve cezaevi şartları saatine zarar verir. 3 ay tebdil ayıbaya ihtiyaç vardı. O esnada da şey çıktı, ben döndüm oraya tekrar. Çıkmadı, hafızladı. Sonra şey rapor verdiler. Ayhan Bey birkaç profesörden rapor aldı. O raporla adli tıbba gittik. Adli tıp reddetti. Ben de bu nedir? İzmitli Adalet Bakanı Şevket. Şevket Bakan. Buna nezden ulaştım. Ulan dedim senin bakan olduğun bir yerde adli tıp 4 tane profesörün imzaladığı şeyi reddediyor. Sen uyuyorsun dedim falan. Ben bir çare bulacağım sakin ol dedi. Biraz sonra dedi ki eski bir şey buldum, kanun buldum. Şey acil kaydı koyarlarsa rapora bakanlık sana tahliye verebiliyor dedi. Bir rapor da alabilir misin? 10 rapor alırım ben dedim. Çünkü Ayhan Bey'e verecek. Ayhan Bey'e söyledim o hemen dedi. Verdi raporu. Ayhan Bey kendi götürdü Ankara'ya. Bana tahliye aldı. Şimdi ne diyorum bak. Bu iş Osmanlı'da başlamıştır. İnsaflı olalım. Osmanlı'da başlamıştır. Osmanlı'nın son zamanı Kemal'e hazır hale gelmiştir insanlar. Kalbur üstü insanlar karakterini kaybetmiştir. Kalbur üstü olup da aa sen Fransızca şimdi size Akif'i söyleyeyim en yakın arkadaşının ağzında. Şair ne? Beyoğlu'nda noter. Bilmiyoruz. Şeyde İş Bankası'ndan kitabı çıkmış şimdi. Öyle şeyler anlatıyor ki onun Meti İstihar dediğinde. Abdülhamid'i gördü diye meclisi açarken midesi bulanmış, geriye gelmiş kusuyor. Ya ne oldu sana? O melunu gördüm. Nursuz yüzüyle, boyalı sakalıyla. Şu adamın nefretine bak. Bu Akif'in nefreti bunu en beğendiği, en takdir eden adam yazıyor. Kuntay. Mithat Cemal Kuntay'ın kitabına bakın. Abdülhamid'i gördü diye midesi bulanmış kusuyor. Nefretin şiddetine bakın. Ben bu kadar Abdülhamid düşmanının kitabını okudum. Namaz kılmayan var, diğer var. Masondu diyen var, var, var oğlu var.
Her türlü yalan onun içinde söylenmiş. Peki hiçbir kimse onu gördüm de midem bulandı, kusuyorum demiş yani. Herhalde Abdülhamit düşmanlığında Mehmet Akif bir numaradır. Tayyip Bey'e omuz yerini gösterdim. Sade bu değil ki, daha neler var. Aa, bunu damadı. Ne diyor? Ömer Doğrul neşetmiş. O ilave etmiştir. Yani yakıştıramıyor çünkü. O iyi bildiği Akif bunu der diye ümit edemiyor. Peki sana bunun sonuncusunu göstersem, Akif'in sağlığında yayınlayan tıpatıp aynı ne dersin? Sussun. Anlayın ne kadar zor bir iştir bak. 1965 senesinde Milli Türk Talebe Birliği'nde Esir Türkler Günü yapıldı. İsa Yusuf Alptekin Bey beni de hatip olarak yazdı. Benden önce bir adam konuştu. Ufak tefek bir adam ama yaşlı 70 üstünde bir adam. Mustafa Kemal metiyesi yaptı. Benim üstelik şahsıma dokunan şeyler de söyledi. Biz dedi muhacir olduk dedi. Bizi Trabzon'a getirdiler. Trabzon'dan Akçabat kazasına getirdiler. Benim kazam. Merkez İlk Mektebi'ne koydular. Benim okuduğum mektep. Ve subhanallah. Biri geldi dedi. Aramızda bir sünni var dedi. Küstahça dedi ki dedi, sizi bu kızılbaşların arasında bırakmam. Gel sen, ben seni evde misafir edeceğim. İşte bu sünnilik, kızılbaşlık, alevilik bizi yıktı. Osmanlı zihniyeti işte benim şeyim altına gel. Gelmezsen kahrol, harp edersenle bilmem ne falan. Tebriz'i mebriz'i aldı ya işte Osmanlı. Fatih'i met edeceksin, Osmanlı'yı kötüleyeceksin, ben de oradayım. Ben de susacağım. Es-saketüyüm, anil hakkı şeytanül ahrez. Hakkı söylemek mevkiinde olup da susan dilsiz şeytandır. Bunun vebali var. Peygamber sözü bu, peygamber sözü. Herkes susuyor. Herkes susuyor. Bana taraftar çıkan adam onu geçmedi. Gerisi hep aleyhtar. Ona da şükür. Halbuki beni tasvip eden, onlara aleyhtar olan milyonlarca adam var. Bunların içinde eli kalem tutan da var ama korku var. Şimdi ben çıktım bunu bir budadım. Beni bir budadım. Kemal'e teğet geçtim. Akçabat'ta kimse Alevi, Sünni farkı bilmez. Hakikaten. Kızılbaş desin. Belki duyanı vardır. Bu doğru konuşmuyor dedi. Ondan sonra benim duyduğum çok Azerbaycanlı Akçabat'ta misafir edildi uzun müddet. Halk da onlara yardım etti. Şimdi kürsüden indim. Bu dedi ki, vallahi sen bana çok ağır hücum ettin ama dedi. Sözlerinden anlıyorum ki sen milliyetperversin dedi. İştirak doktorlarımız daha çok. Seninle görüşmek isterim dedi, bana bir kart verdi. Evine çekilmiş bu adam. Bu kartı verince, bende bir Azerbaycan İnkılabı diye bir kitap var. Azerbaycan'da bu adamla, bu Mehmet Sadık Aran. Mehmet Sadık Aran'la birlikte Karabağ milletvekilliği yapmış. Ruslardan kurtulduktan sonra. İstiklal zamanı diyor ona. İstiklal zamanı. Karabağ mevzusu. Bu onun kitabında Mustafa Kemal'in gazeteden alınmış bir haberi var. O şimdi ben onu meclis sabıtlarında buldum, çıkardım. Ruslar komünistler önce Çarlık mensuplarını olmakla, ne derler ona, müstemlekeci olmakla itham ettiler. Biz bu zihniyeti değiştiriyoruz dediler. Herkese istiklal verdiler. Fakat yerlerine yerleştikten sonra
Aynı Çarlık'ın yaptığını yapmaya başladılar. Toparlamaya başladılar. Şimdi Azerbaycan'a girecekler ama Azerbaycan mukavemet ederse bunlara pahalıya mal olur. Mustafa Kemal'e diyorlar ki bunu, bu insanları ikna et. Bu insanları ikna et. Mustafa Kemal de diyor ki meclis nutkunda, mecliste konuşuyor. Azerbaycan'ın İngilizlere mümaşaatlık etmekle meşhur olan ne hükümeti? Bir parti var orada. Şimdi izleyelim. Neyse. Bu hükümeti biz ikna ettik. Ruslar bize yardıma gelecek. Türkiye'de de bir Yeşil Ordu palavrası gidiyordu. Bize yardıma gelecekler. Müsaade edin oradan geçsinler. Bizim ikazımız, irşadımız üzerine onlar da müsaade ettiler. Rus kolorduları girdi. Azerbaycan yeniden sayemizde yeniden işgal altına aldı diyor. Bunları gönderdim. Şimdi işin kötüsü bu kitabın yazarı, fotokitabından yazarını, kitabı da gönderdi, fotokopisini. Kitabın yazarı arkadaşı bu adam. Azerbaycan davası için ta Finlandiya'na kaçmış. Orada mücadele etmiş. Çıkardığı gazeteler var. Bende var bunlar. Yani milliyetperver bir adam. Ruslara karşı mücadele etmiş. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Ulus'ta yazar olmuş. Kemalizmi vethetmiş, müdafaa etmiş. Mustafa Kemal Türklük dünyasını kurtaracak olan yegane adam. Böyle yazılar yazmış. Böyle olduğu halde Azerbaycan Türkleri diye bir kitap çıkarmış. Kitap bende var. Bunu kovmuşlar gazeteden bundan dolayı. İran'la aramızı bozuyorsun diye. Velhasıl hem Mustafa Kemal noktasından hem de Akçabat noktasından buna ben cevap vermek mecburiyetine kaldım ama gönderdim kitabı. Evden çıkıyor. Sonra 15 gün sonra bir telefon geldi bana. Alo! Fuat Şems öyle konuşurdu. İhtiyar sesi. Fark ediyorum. Benim sesim öyle değil zannedersem henüz. Henüz değil Allah'a şükür. İstersem delikanlı gibi feryadı figan ederim. İstemiyorum. Sakin konuşuyorum. Şimdi beni ziyarete gelir misin dedi. Hastayım, evde yatıyorum dedi. Kalktım gittim. Anladım, aklı başına geldi. Ben 70 yaşına kadar şimdi nasıl dövünüyor biliyor musun? Bunu ben gözlerimle gördüm. Ben 70 yaşına kadar müdafaa etmişim bu adamı. Ben bu yaşa kadar bu gerçeklerden haberlendirmişim. Vatanımı Ruslara peşkeş çeken buymuş. Ben ona metiye düzmüşüm. Ah Kadir Bey, Allah senden razı olsun. Ölmeden bu gerçeği öğrendim. Az kalsın bu yaşa kadar öğrenemedim, öğrenemeyecektim. Sana minnettarım ama nasıl dövünüyor, gözünden yaş akıyor. Şimdi bu Kemalistlerin çoğu bu durumdadır. Dönmek çok zordur. Yani sen anlasan ki haşa İslamiyet yanlışmış. Ya bugüne kadar ben bunu yanlıştım. Nasıl anlamadım ya? Bir batıl yolun peşine gittim. Kahrolursun değil mi? İşte bu his. Ben bunu Mehmet Sadık Aran'ın yaşadığında gördüm. Adam Ulus'ta onu methetmiş. Anlatıyor, methetmiş. Kitaplarından methetmiş. Konferanslarla methetmiş. Beynemler bir adamdı. Yeni vefat etti. Beynemler bir adamdı. O Münih'te çıkan dergide çok yazılar çıkmış. Ondan sonra ahbap olduk. Ama ona o kadar zor geldi ki bunu. Ha diyor ki bu sözü yazan diyor benim mebus arkadaşım. Yakından tanıyorum. Hilafı olmaz. Yalandan bir söz söylemez. Kahroldum diye. Ben Mustafa Kemal'i büyük kabul ediyorum. Aynı zamanda bunu yazanın da arkadaşımdır. Ondan da eminim söylediği doğrudur. Bizim vatanımızı Ruslar peşkeş çekmiş.
Allah Allah, peşkeş çekmişti. Bu nasıl olur? Bunun bir başka noktasını size söyleyeyim, başka delilini size söyleyeyim. Rıza Nur diyor ki, ben Ankara'ya gidiyordum diyor, mebuslar için ayrı bir kompartıman vardı diyor. Ne o şey? Bir şehirle atfen onun adına şey yapıyorlar, sinema yapıyorlar. He? Suriye'de bir şehir adına onun adına şimdi şey, sinema oynatıyorlar. Şeyin Enver'in eniştesi, eniştesi, amcası. Halit Bey, Halit Paşa. Halit Paşa. Halit Paşa geldi dedi ki trende siviller için yol yok. Senin mebus kompartmanında gelebilir miyim? Hay hay buyur dedim. Dedim ki biz Moskova muadesine giderken Azerbaycan'dan geçiyoruz. Azeriler sana çok küfrediyorlar. Diyorlar ki silahımız vardı, kendimizi müdafaa edecektik. O Halit Paşa bizi kandırdı. Bu ordular size zarar vermeyecek. Türkiye yardıma gidecek. Biz de madem ki bunlar Türkiye'ye, kardeş Türkiye'ye kömege gider, bırak geçsinler dedik. Onların diliyle söyleyeyim. Bırak geçsinler dedik. Peki geçtiler ama bir taraftan girdiler de bir taraftan çıkmadılar. O işgali bütün tafsilatıyla ben anlattım. Yaptıkları katliamı vesaire. Buna sebep o Halit'tir diyorlar. Seni itham ediyorlar dedim ona. Dedi ki ben bunu kendiliğimden yapmadım. Bana bunu Mustafa Kemal Paşa emretti. Bana bunu Mustafa Kemal Paşa emretti. Dedim inanmam. Dedi ki şimdi beraber Ankara'ya gidiyoruz. Trenden önce gel benim de evde sana telgrafını göstereyim. Kozmopolit Osmanlıktan Türklüğü çıkarmış. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Ama bunu da yapmış. Benim kitaba bakın. Meclis zabıtlarından bu sözler sen aktardığım sözler. Övünüyor. Biz Ruslara şu iyiliği yaptık diye. Macaristan'ı Azerbaycan'a ihanet ettik diyor. Bunu meclis sabıtlarında görebilirsiniz. Şimdi bu adam böyle de nasıl başarılı oldu? Nasıl başarılı oldu? Bunu anlamanız için size bir misal vereceğim. Bir misal vereceğim. Mustafa Kemal'e yaşarken en keskin, en şiddetli muhalefeti yapmış olan Kadir Raif Efendi'dir. Kimdir Kadir Raif? İzmir Kongresi, Erzurum Kongresi'ni toplayan adamdır. Müderristir, kadıdır. Yani İslamiyet'i çok iyi bilen bir adamdır, değil mi? Erzurumlar da Türkiye'nin en mert insanlardır. Dadaş, mert insanlardır, doğru. Ama bunların içinden de böyle korkak çıkıyor. Bakın şimdi size bir vaka anlatacağım. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Grubu, Müdafaa Hukuk Grubu Erzurum'da kurulmuştur. Milli mücadelenin temeli Erzurum'da atılmıştır. Bunlar bu işin muvazaa olduğunu bilmem nesini bilmeden zahire göre hareket ederek düşmana karşı tavır koymuşlar. O sırada Mustafa Kemal ama İngilizler onu takip ediyor. Bu anlaşma kendisine pahalıya mal oluyor. Sonra takip ediyorlar şimdi. Burada bir nokta koyun. Şimdi bu Amasya'ya geçiyor. Amasya tahmininde komünizmin Türkiye'ye bir madde vardır. Şimdi koymuyorlar onu mektep kitaplarına. Komünizm düşmanı olduk. Şimdi komünizm yıkıldı belki de diyebilirler. Ha. Şimdi oradan Erzurum Kongresi'nin davetnamesini görüyor. Süratle Erzurum'a yetişiyor. Yetişiyor ama
bu davet onun kendine değildi ki. Onun bir kadrosu vardı her yeri temsilen. Mustafa Kemal nereyi temsil edecek? Hiçbir yeri. Kimse bunu kongreye almak istemiyor. Ve çok aleyhinde çirkin bir iddia. Bu iddia çok yaygındı. Sonradan bastırdılar bunu. Çirkin bir iddia halk arasında yayılıyor. Burada söylesen Kemalistler hemen kudurur, harekete geçer. Sen bizim ilahımıza ne dedin der. Ben demiyorum ama olan biliyorum ki çok çirkin bir iddia. Buna Kazım Karabekir rahatsız oluyor. Kadir Arif Efendi'yi çağırıyor. Diyor ki Kemal Paşa ordunun bir mensubudur. Ben de bir ordu mensubuyum. Bir ordu mensubunun hakkında böyle kötü sözlerin söylenmesi, aşağılatıcı sözler söylenmesi beni rahatsız ediyor. Bunu önle diyor. Erzurum'un dağ taşı seni tanıdı. Bunu önle. Bu bunu önlüyor. Ama yetmiyor. Kongreye bunu Rauf Bey'le birlikte almak için iki kişiyi istifa ettir. Onların yerine bunu tayin ettir. Ne var ya? Yani? Kadir Arif Efendi bunu da yapıyor. Fakat Mustafa Kemal'in bir planı var. Bu planı gerçekleştirmek için evvela hocalardan yani bu en yaptığı işlerin hepsi kafasında baştan vardı. Hepsi. Hiç şüphe etmeyin. Fırsat kolluyordu sadece. Hocalara diyor ki asker iyi harp etmiyor. Siz gidin orduya grup grup vaaz edin. Hocalar İttihatçı olmakla beraber hocalar Yunan'dan yana değil yani. Bunlar gidiyorlar. Onlar gidince muhalefet olmayacağını anlıyor. Bir kanun çıkarıyor. Bu kanunla Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nu burayı iyi dinleyin. Bu işin özüdür. Omurgası, omurgası. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni adı konulmamış parti yapıyor. Henüz cesareti yok parti demeye. Ne diyor? Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu. Grup partide olur. Bu gruba da bir selahiyet tanıyor. Meclisin vazifesi bittiğine kani geldiği zaman meclisin fesih hakkı bunlara aittir. Alıyor meclisi fesih hakkını meclisin elinden veriyor kendine bağlı iddiatçı birkaç adama. Kadir Arif Efendi bunu duyuyor. Buna en keskin aksiyon ameli gösteriyor. Kazım Karabekir'in İstiklal Harbi kitabımız varsa açın görürsünüz bunları. Şimdi benim özetleyeceğim şeyleri. Diyor ki bir beyanname neşrediyor Kadir Arif Efendi. Bu adam diyor kafasına göre bir takım eşirrai toplanmış. Şerir adamları, kötü adamları. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin sahibi hakikisi olan bizlere hiç sormadan, danışmadan bizim cemiyetimizi parti haline getirdi. Bu yakında Cumhuriyet de ilan eder. Biz Erzurum'u Ankara'dan ayırıyoruz. Karabekir'in kitabında tafsilatıyla görürsünüz. Ben size özetleyeceğim şimdi. Ankara'dan ayırıyoruz. Ne kadar cesaret değil mi? Ya Mustafa Kemal'in gücünü fark etmemiş, planından haberi yok. Yahut da gerçekten cesur adam dersin. Şimdi en cesur adamdan misal veriyorum size bakın. Nasıl muvaffak olmaz ya? Millet hazırdı be. Millet hazırdı bu iş. Avam hariç. Efendim, Karabekir bunu bir mektupla Mustafa Kemal'e bildiriyor. Burada böyle böyle işler oluyor. Sen yaptığın şu iş işte o üzerine böyle. Cevap veriyor. Sen onu ikna et. Cumhuriyet asla olmayacak. Asla. Yani orijinalleri Karabekir'in arşivinde kitaba koymuş. Asla cumhuriyet olmayacak.
devletin başında bir halife-i İslam olacak. Onun hukukunu tahdit meselesi var bizim için. Ondan başka bir meselemiz yok. Onu ikna et. Kazım Karabekir bunun üzerine yapma, bu ayıp bir şey yani. Erzurum'u Türkiye'den ayırmak bilmem ne falan filan. Ama halk bunu kabul etmez yani, seni sevse de bilmem. Güçlük de bunu ikna ediyor ya. Ama bu kadar şiddetli bir muhalefet geçirmiş bir adam. Sonrasına bak. Lozan inkıtağından sonra Mustafa Kemal halife olamayacağını anlayınca düşmanlara bir basın toplantısı tertipledi. Konya'da halka diyor ki muhalifler çok azıttılar. Diyorlar ki biz Musul'u vermeyiz, gerekirse İngilizlerle harp ederiz. Ben de diyorum ki hayır, ordumuz yorgundur, İngilizlerle harp edemeyiz, Musul'u vereceğiz. Hilafeti hiç konuşmuyor. Musul'u vereceğiz, sulh olacak. Bunun üzerine İngilizler diyor ki ne oluyor ya, siz bize hilafeti kaldır diyorsun, bu meclis kaldırmaz. Bizi çağırın Lozan'a, Usulü Dairesi'ne muadeyi imzalayalım. Ondan sonra bekleyin. Biz hilafeti yıkmazsak tasdik etmezsiniz, o da serv gibi olur diyor. Bunun üzerine tekrar çağırıyorlar. Tekrar çağırıyorlar, orada muade yapılırken Türkiye'de Topal Osman Ali Şükrü'yü öldürüyor. Yani bir rivayette Mustafa Kemal'in teşvikiyle öldürüyor. Ama Kemal ister onu kabul etmez. Ben Celal Bayar'a söyledim, o kimsenin hayatıyla mematıyla ilgili değildir dedi. Putuna dokunmuş gibi oldu. Öyle şiddetli reddetti ki. Böyle diyorlar efendim dedim yani. Mustafa Kemal'i rahatsız etmiş şiddetli muhalefetiyle. Ha. Kalpağını başından almış, sıkmış. Ulan sen demiş cumhuriyet ilan edeceksin, niye mertçe bu millete söylemiyorsun? Yok basit şey, Ali Şükrü Bey nereden çıkarıyorsun, böyle bir şey yok, yok son dakikaya kadar yok, yok. Her siyasi, siyasi mi artık, başka bir şey mi siz anlayın? Ha, bunun üzerine Ali Şükrü vakası üzerine meclis karışıyor. Bir milletvekili kayboluyor. Mustafa Kemal'in koruması olan ne adam? Topal Osman'ın şeydeki evinde çıkıyor ceset. İşin işlendiği. Yok, papazın bağı Mustafa Kemal'in oturduğu yer. Oraya gömüyorlar ki aramaz kimse diye, yola yakın, ayak açık kalıyor. Geçerken bir kadın sineklerin konup kalktığını görüyor. Yaklaşıyor, burada bir ceset, jandarmaya haber veriyor. O zaman dahiliye vekili ikinci gruptan. Onlar hemen koşuyorlar, ceset çıkarıyorlar. Cesedin avucunda bir hasır parçası var. Topal Osman'ın evinde takkat yapıyorlar. Topal Osman'ın onda bir şeyin oturma sandalyesinin hasırı bu kadar eksik. Onun boynuna kahve içerken arkadan gelip iş geçiriyorlar. Adam sandalyeyi onlara atmak için yapışıyor ama sıkıyorlar boynunu, nefesi bitiyor. Hadise tespit ediliyor. Kaldı ki vakanın olması 27 Mayıs, 27 Mart. 30 Mart'ta ceset bulunuyor. Ama 27 Mart ile 30 Mart arasında Topal Osman'ın adamlarından birisi bir kavgada adam bıçaklamış, hapse atılmış, şey, nezarete alınmış. Onu çıkarıyorlar, o bütün vakayı anlatıyor. Doğru olarak. Doğru olarak. Tespiti şey yapıyor. Bunun üzerine çok milletvekilleri, ya Allah Allah ya, milletvekili şeyimiz, hayatımızın garantisi yok falan deyince, Mustafa Kemal tamam diyor. Şey heyeti topluyor. Anadolu ve Müdafaa Hukuk Grubu'nu. Meclis resolundu. Herkes memleketine, hadi bakalım marş marş. Çok kolay. Bu da o istasyondaki eve kapanıyor. Halk Partisi, Cumhuriyeti yok sonradan o. Halk Partisi'ni kuruyor. Tek parti, tek seçici seçime giriyor.
Şimdi bu Kadir Arif Efendi'ye düşen nedir? Seni reddetmek değil mi? Bunun arkasından daha kötü işler gelecek. Senin yıkacak, hilafeti yıkacak dediğin adam 4 Mart'ta ikinci seçimden sonra hilafeti yıktı. İngilizler de 4 Mart 24'te hilafetin yıkıldığını görünce 6 Mart'ta parlamentoda Lozan'ı görüştüler ve kabul ettiler. 7,5 ay ne bekledi İngilizler? Hilafetin yıkılmasını bekledi. Bu taviz siyasette verilir, alınır vesaire, ona bir şey demiyorum da. Yani bizim aldanmamıza bak şimdi. Şimdi bu şiddette muhalefet eden bir adam 1942'ye kadar milletvekili. 1942'ye kadar Halk Partisi'nin milletvekili. Beğendiniz mi? Şimdi böyle bir adama Mustafa Kemal'e daha Cumhuriyet ilan etmeden muhalif olan Erzurum'a ayıracağım diyen adama ne beklenirdi? Köşeye ürdete çekilmek mücadele edemiyorsa. Ama senin inkılaplarını tasvip etmiyorum. Diyemiyor. Diyemiyor. Kellenin bini bir para. Mustafa Kemal'in zamanında onun emriyle Konya isyanında buğday tarlası biçer gibi insanlar biçtiler. Yozgat'ta böyle yaptılar. Millete korku geldi. Yukarıda da baş olacak adamları kopardı birer birer. Kim baş olmadan halk ne yapsın? Hiçbir şey yapamaz. Peki sen baş ol. Olsa olsa ondan sonra ya emekli maaşı olur ya bir Selahattin Camii'nde imam olur. Bir Selahattin Camii'nde imamlık kaç lira biliyor musunuz? 3 lira. Milletvekilliği 300 lira. 300 lira. Kadir Raif Efendi'yi bu celbetti. Ve bütün inkılaplara el kaldırdı. Böyle adamlarla diyor ki ben diyor Erzurum'un dağ taşı tanır. Ben niye Erzurum milletvekili olmuyorum da Rize efendim ne gezdiriyor onu. Zonguldak vesaire. Niye oluyorum ya? Çünkü Rize mebusu olursa, Zonguldak mebusu olursa bu Mustafa Kemal'in ihsanı olacak, itaat edecek. Erzurum mebusu olursa halk onu destekler, kükrer sahnede, tenkit eder. Ne hesap ediliyor görüyor musun? Adamı görmediği yerden milletvekili yapıyor, görmediği yerden. Ama o da 42'ye kadar devam ediyor. Sadece 42'de Erzurum milletvekili. Artık Kemal yok. Ona muhalefetinden korkan biri de yok. İsmet Paşa ile beraber yürüyebilir. İsmet Paşa Mustafa Kemal zamanında evinden çıkamayan Kazım Karabekir aldı. Meclis başkanı yaptı. Rauf Bey Fransız gemisine saklanmıştı. Mustafa Kemal'e en çok yardım eden adam. Asacaktı onu. Fransız gemisine saklandı. İngiltere'ye kaçtı. İsmet Paşa İngiltere'de aç susuz gezerken adam orada büyükelçi yaptı. Bunlar Mustafa Kemal'i yıkmak istediğini gösteriyor şeyin. Ha bu din iman namına değil ama ne olursa olsun. Bizim Tayyip Bey de bunu kabahat sayıyor ya. Allah Allah neymiş resimden paradan resmini çıkarmış. Puldan resmini çıkarmış. Ellerin yaş olsun de ya. İnönü'yü tenkit ediyor. Çünkü esas müdür fikri benimsememiş. Bu bundan geliyor. Şimdi Kadir Raif Efendi gibi bu kadar sert muhalefet eden bir adamın muhalefetten vazgeçmesi karşısında sen halktan kimden mukavemet bekleyecek? Herkes kuzu. İstediği tarafa gitti. Anladın mı? Bu bir misaldir Kadir Raif. Böyle Kadir Raifler çok. Onlar iddiatçı oldukları için Kemal'in icraatının iddiatçılıktan farkı yoktur.
Unutmayın, bu milletin okumuşundan okumamışı daha sağlam düşünür. Bu milletin okumuşu beyni sakatlanmıştır. Mülahaza yürütür. Acaba şöyle midir, böyle midir? Basit ve doğru düşünür halk. Halk basit ve doğru düşünür. Bunun karşısında münevverler daha yanlıştır. Anadolu'da işte milli mücadeleye karşı insan olurken Mehmet Akif Kastamonu'da milli mücadeleyi destekleyen nutuk söylüyordu. Böyle adamların desteği olmasa, benim sarıklı mücahitlere bakın kaç tane Mehmet Akif var. Böyle adamların desteği olmasaydı Mustafa Kemal'in yapacağı hiçbir halk yoktu. Ama ne yazık ki hocalar teminat verince, hocalar halkı tahrik edince, hocalar vaaz-ı nasihat edince, hocalar işin gerçeğini görmeyince, bunun bir muvaza olduğunu anlamayınca bu oldu. Biz şimdi bu çileyi çekiyoruz. Unutmayın, adetullah'ta tecelli ilahiyede tebeddülat bir vasfın kemalinden sonra başlar. Küfür yeni başlarken geri dönülmez. İman yeni başlarken geri dönülmez. Kemale erdikten sonra geri dönüş olur. Geri dönüşü hak etmiş olsa bile insanlar, Allah mühlet verir. Onun için dünyada bizde yaşanan zulüm hiçbir yerde yaşanmamıştır. Size dedim bak, Rusya'da Rus işgalindeyken Azerbaycan'da İslami kitap çıktı. İslam yazısıyla. Onu koydum. Bir de 50. yılında Bolşevizmin bir Türkmen kalpağıyla Lenin'in heykelinin dibinde. Lenin'in heykelinin dibinde. Ben Mustafa Kemal'in heykelinin dibine gitmedim. Kalpak kullanmaktan ceza aldım. Benim şeyimde var, hatıralarımda var. Ben kalpak kullanmaktan ceza aldım. Burası komünist değildi. Orası komünistti. Ben ceza aldığım zaman bir Türkmen Lenin'in heykeli altında kalpaklı resmini koydum dergime. Kim daha zalim dedim. Türkiye'deki rejim komünizmden daha zalimdi. Komünizm bile efen olurdu Türkiye için. Şimdi onu bilmiyorsunuz da Rusya'da illa şapkak giyeceksin diye bir kanun çıkmadı. Böyle bir kanun, buna benzer bir kanun da yoktur. Bugün komünizm zamanında Çarlık Rusya'yı diriltmek için çalışmak diye bir suç yoktu. Bugün de komünizmi diriltmek için diye bir suç yoktur. Bu ne demek? Oraya gelen adam korkmuyor kendinden. Eskiyi kötülemeye ihtiyaç hissetmiyor. Ama bizim, ben size kitap gösteririm, milletvekili, milletvekili Fatih Akın'da olancılık iddiasında bulunuyor. Aşağıda benim odamda. Bir milletvekili bu adi, bu şerefsiz ithamı yapabiliyor. Niye? Biz Osmanlı'nın tesirine çıkmamız lazım. Osmanlı bela. Arapların tesirine çıkmamız lazım. Dilden Arapça kelimeleri ayıkla. Osmanlı'daki kahramanları kötüle. Nereye gidiyoruz birader? Nereye gidiyoruz ya? Ya sen bir gemiyi batırıyorsun ama bana başka bir gemi vermiyorsun. Fesubhanallah. Bu kadar varlık, bu kadar şiddetli muhalefete rağmen İslam'ın gücündendir. Ama şunu size söyleyeyim ki, bu yakın devrin yalanlarını ortaya çıkaramamakta, bunlardan kendini kurtaramamakta Türkiye, tarihte emsali görülmemiş bir millettir. İstediğiniz kadar övünün. Biz şöyle bir milletiz, böyle bir millet. Tamam, Kürt'ü de övünsün Osmanlı'yla. Laz'ı da övünsün. Hepsi övünsün. Çünkü orada başarılar hep müşterektir. Ama bu övünmenin yanına şunu da koyun. Dünyada bizim kadar bu yalanla uzun müddet yaşamış başka millet yoktur. Bir yalanla 100 sene yaşamış başka bir millet yoktur. Kendinize gelin, agah olun, bu yalanlardan nefsinizi koruyun.
Yeter ya. Yeter ya. Adam Samsun'a çıktı diye ben ne diye bayram yapacağım ya? Ne diye bayram yapacağım? Bir kumandan bir hareket yaptı. İstiyorsa askeriye yapsın. Niye ben yapacağım bayram? Neme gerek yani? Allah'a kaldırıp onu yerine koyuyorlar. Bakın bugün bana karşı mücadelede bile bir kadın çıktı benim ilahım dedi. Hatırlayın. Hala bunu söylemeyen, böyle kabul edip de söylemeyen, benim gibi kabul edip de söylemeyenden daha çoktur. Benim gibi kabul edip de susanlardan daha çoktur. Onu ilah kabul eden. Gelecek İslam'ındır. Adetullah icabıdır. Çalışan kendini kurtarır. İslam'ın kurtuluşuna bir dahli olmaz. Çalışmayan da kendini batırır. Gene İslam'ın kurtuluşuna bir dahli olmaz. Allah İslam'a galip getirmek istiyorsa esbabını halk etmeye kadirdir. Kadirdir. Hiç ummadığınız güçler vardır bu tabiatta. Bir insanı bir karınca aciz bırakır. Kurt aciz bırakır. İnsanlığın üzerine şehre bir kurt girse bütün şehir telaş eder. Allah kurtları saldırır kefelerin üzerine. Ne hacet? Aklına gelmeyecek sebepler zuhur eder. Velhasıl biz çalışıyoruz İslam'ı kurtaracağız diye sakın bir söz söylemeyin. Haşa ve kella biz kimiz? Din Allah'ın dinidir. Din Allah'ın dinidir. Ondan bize isabet eden bizim istihkakımıza göredir. Eğer biz onun kadri kıymetini bilmezsek bize ceza gelir. Kadri kıymetini görürsek mükafat görür. İçtimai hayatta huzurlu oluruz. Ve bizim çalışanımız, onun için çalışanımız kendini kurtarır ahirette. Çalışmayanını da kaybeder. Cehennem yoluna girmiş olur. Biz bunun için çalışıyoruz. Çünkü Allah'ın nimetleri boş doğurur. Kimse bu noktaya hesap etmez. La yükellifullâhe nefsen illâ vüs'ahâ. Ayet-i kerimesinden herkes rahatlar. Kimse takatinden, kimseye takatinden fazla yük yüklemez. Halbuki bu ayeti celilenin mefhum muhalifine baktığın zaman takati kadar yükler demektir. Yarısı boş bardak demekle yarısı dolu bardak demek aynı şeydir. Sadece zihniyet farkıdır. Allah sırtını kaldıracağından fazla yüklemez demek, sırtını kaldıracağı kadar yükler demek. Fazla yüklemez. Sen sırtını kaldıracağı kadar taşıdın mı? He? Benim cesaretim yoktu dersin. Allah seni dünya işinde gösterdiğin cesaretle mizan eder. Almanya'da diyordum ki harita önünüze koysalardı şu şehri bulamazdınız. Şimdi buraya çalışmaya geldiniz. Niye? Parası çok diye. Şimdi ben Hürriyet gazetesine bir ilan versem. Avustralya'ya 14 saatte gidiyor. Almanya'dan 12 saatte gidiyor. Şu kadar ücretle işçi aranıyor. Hepiniz Avustralya Büyükelçiliği'nin kapısına dolarsınız. Orası ne memleketti, nasıl gidilir, nasıl gelinir hiç düşünmesin. Çünkü dünya menfaatine harissiniz. Bu zihniyeti değiştirin. Yarısı boş bardak demeyin, yarısı dolu bardak deyin. Bu ayete de böyle bakın. Allah bana sırtımın taşıyacağı yükse kadar yüklüyor, boş doğuruyor. Nasıl zekatta belli bir nispet ve belli bir nisap varsa bunda da vardır. Ama nisabı teşkil etmeye medar olan hususiyetleri bilemediğin için burada bir emniyet sahibi olamazsın. Buraya aklın dahildir. Buraya sıhhatin dahildir. Buraya sağlığın dahildir. Buraya birçok şey dahildir ki bunları ölçüp biçemezsin. Bunlar ne kadar boş doğuruyor. Kimisi evindeki çoluk çocuğuna sahip olsa yeter. Üzerindeki nimet az, borçlu az. Kimisi mahalledeki çocuklara istikamet verse yeter. Kimisi benim gibi
düşmana canhıraş saldırmak mecburiyetinde, başka türlü üzerindeki niyam-ı ilahiyenin doğurduğu borcu ödeyemez. Çünkü asıl mükafat, asıl mükellefiyet budur. Defi mefasit, celbi menafiden evladır. Öyle bir dinimiz var ki la ile başlıyor. La illa ile başlamıyor. Aklınızı başınıza alın. La. Şu muhalefet var ya, benim yaptığım muhalefet. Müslümanın yapacağı ilk iş. Defi mefasit, celbi menafiden evladır. La defi mefasittir. İlla celbi menfaattir. Hocalar hep illadan gidiyor. La'dan giden bir hoca görmedim. Sade cesaret. Osman Yüksel'i gördüm. Çok halis ama çok derin bilgisi yok. Yok. Yani benim gibi bu işin vesikasına ulaşan ve bununla konuşan ben görmedim. Varsa bilmiyorum. Halbuki ilk işimiz bu. Allah bundan doğan borcumuzu ifa edenlerden eylesin. Amin. İman esaslarında bilmedim mazeret değil. Çünkü zaruriyat-ı diniyeye taalluk eder. Bunu herkesin bilme mecburiyeti vardır. Allah öğrenmemizi nasip etsin. Amin. Öğrenemeyenler de lütfen ve keremen affetsin. Allah-u Azimüşşan buraya gelmek için kat ettiğiniz her metre mesafe mukabilinde size bir defa daha cennet cemalini ikram etsin. Allah-u Azimüşşan İslam'ın galebesi ve Türkiye'de hakimiyeti hususunda size de bir hisse, o mücadeleden bir hisse nasip etsin. Amin. Ecdadınıza rahmet eylesin. Amin. Evlatlarınızı hayırlı eylesin. Amin. İslam'ın kıyamete kadar bekası hususundaki emri peygamberiye ittilaen neslinizi de kıyamete kadar abid ve zahid kılsın. Amin. Neslinizden kafir, münafık getirmesin inşallah. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin salli ecmain. Allahümme kahhir adâena ve adâuddin. Vehlül min ehlül müslümin. Allah Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Bismillahil halikul ekber. Ve huve hırzun mani'un mimma fahu minhu ehser. La kudrete li mahlukun ma kudretil halik. Yülcimuhu bil licamı kudreti. Ahma hamisa etma tamisa ve kânallahu gaviyyen aziza. Hamim ayinsin kaf himayetuna. Kafa ya ayin sad kifayetuna. Fese yekvikihumullah. Ve huve semî'ul alîm. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alîl azîm. Amin, amin, amin ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette iyi.